Herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar çok önemli bir yere geldik. Nereye geldik? Yararlı zararlı cemiyetlere bakacağız. Şimdi ben biliyorum, bunun için bana hep Instagram'dan mesaj atıyorlar. Hocam bize şifre verin. Hocam bize şunları kolayca anlatın. Hocam şunu şöyle yapın. Bu çok zorlandığımız bir konu. Ya arkadaşlar gerçekten söylüyorum, bunlar çok kolay. Bunlar çok kolay, hiç karıştırmayacaksınız. Sadece azıcık can kulağıyla beni dinleyin, tamam mı? O kadar kolay ki bunlar. Bakın şimdi arkadaşlar, yararlı cemiyetler ve zararlı cemiyetleri göreceğiz. Yararlı cemiyetleri tek başlık altında göreceğiz. Bir de beni bu tarafa alır mısın? Zararlı cemiyetleri göreceğiz. Zararlı cemiyetleri de arkadaşlar iki başlık altında göreceğiz. Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler, yani milli varlığa düşman cemiyetler. Bir de azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler olarak göreceğiz. O zaman ne yapıyormuşum ben? Bakın, cemiyetler başlığı altında bir yararlı cemiyetler dedim, onları bu tarafa dizdim. Bu tarafa ise zararlı cemiyetler dedim. Zararlı cemiyetleri kendi başlığı, kendi içerisinde ikiye ayırdım. Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler, azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler. Bu bizim ana şemamız. Şimdi tekrar gelelim buraya Melike. Bir bakalım burada neler var. Bak arkadaşım, eğer sen yararlı cemiyetleri aklında tutmak istiyorsan şu sözcüklere dikkat edeceksin. Eğer sana verilen cemiyette milli, muhafaza, müdafaa ya da il, ilçe, bölge adı varsa bil ki o yararlı cemiyettir. Nasıl hocam? Bak şimdi. Milli, muhafaza ya da müdafaa ya da il, ilçe, bölge adı varsa nedir o? Yararlı cemiyettir. Hocam örnek ver. E bak şimdi, Milli Kongre Cemiyeti yararlı cemiyet. Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti yararlı cemiyet. Ya da arkadaşlar Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yararlı cemiyet. Hadi oradan çıkaramadın. İl, ilçe, bölge adı varsa yararlı cemiyettir. Bak mesela İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti var mı burada? İzmir var. Kars İslam Şurası, İzmir Reddi İlhak, Trabzon Müdafaa-i Hukuk. Bak hepsinde il adı var. Bak Şark Vilayetleri, Şark neresi? Doğu. Bak bölge adı var. Ya da arkadaşlar Kilikyalılar. Kilikyalılar ne? Adana ve Çukurova civarının eski adı, yani bir bölge adı var. İl, ilçe, bölge adı varsa ya da milli muhafaza, müdafaa sözcükleri varsa kardeşim yararlı cemiyettir. Bu kadar. Şimdi gelelim zararlı cemiyetleri bir ayıralım. Melike beni buraya alır mısın? Bakın şimdi arkadaşlar, zararlı cemiyetleri iki başlık altında alıyoruz demiştim. Bir tanesi Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler, bu dursun burada. Bir de azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler var, onlara bir bakalım. Bak şimdi, eğer sana verilen cemiyetten pek bir şey anlamıyorsan o azınlıkların kurduğu zararlı cemiyettir. Pontus Rum, Etniki Eterya, Mavri Mira, Kordos, Hınçak, Taşnak, Allianz, İsrailit, Makkabi. Sen bu sözcükleri bilmiyorsun ki. İşte bilmiyorsan sözcükleri azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerdir. He, o zaman tamam hocam şöyle. İl, ilçe, bölge, milli muhafaza, müdafaa sözcükleri varsa yararlı cemiyet. Evet, onları oraya koyduk. Bilmediğim sözcükler, bilmediğim yabancı sözcükler varsa azınlıkların kurduğu zararlı cemiyet. Evet. Geri kalanlar da Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler. Yani milli varlığa düşman cemiyetler olarak da biliniyor. Anlaştık mı? Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek değineceğiz. Alır mısın Melike beni buraya? Bir bakalım. Yararlı cemiyetler dedik. Önemli özelliklerine bir bakalım. Arkadaşlar, işgallere karşı ilk tepki nedir sorusunu göreceksiniz. Türk halkının işgallere karşı ilk tepkisi cemiyetler kurmak olmuştur. Peki bu cemiyetleriyle ne yapmaya çalışıyoruz? Ulusal bilinci uyandırmaya çalışıyoruz. Hadi diyoruz, bak kalk, düşman kanlı çizmeleriyle namusunu saydığımız vatanımızı çiğnemekte. Kalkın, toplanalım ve bir milli mücadele içerisinde girişelim diyoruz. Ama dikkat edin, neyi uyandırmaya çalışıyorum? Ulusal bilinci uyandırmaya çalışıyorum. Peki hocam, bunlar bütün Osmanlı'yı mı kurtarmaya çalışıyorlar? Hayır kardeşim. Bunlar sadece kendi bölgelerini kurtarmaya çalışıyorlar. Yani bu yararlı cemiyetler ulusal değildir. Bölgeseldir. Neymiş? Bölgeselmiş. Ama daha sonra Mustafa Kemal'in talepleri doğrultusunda doğudaki cemiyetlerin tamamı Erzurum Kongresi'nde birleşti.
ve bütün cemiyetler, bakın cemiyetlerin tamamı Sivas Kongresi'nde birleşti. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında bütün cemiyetleri birleştirdi Gazi Mustafa Kemal Paşa. Neden? Milli mücadeleyi tek elden yönetmek için. Çünkü cemiyetler bölgesel amaçlıydı. Biz bölgesel değil, ulusal kurtuluşu talep ediyoruz diye. Ve arkadaşlarım, bunlara baktığımızda il, ilçe, bölge, müdafaa, muhafaza sözcükleri varsa yararlı cemiyettir. Kars İslam Şurası. Ne var burada? İl adı var. Yararlı cemiyet kardeşim. Bak şimdi. İlk yararlı cemiyet neymiş? Kars İslam Şurası'ymış. Nerede bu? Kars ve civarında. O zaman orada ben kime karşı mücadele ederim? Ermenilere karşı. İşte çünkü 6 Doğu ilinde Ermeni devletinin kurulması planlanmıştı ya. İşte Kars'ta da ne yapıyorlar? Ermenilere karşı bunu kuruyorlar. Ve arkadaşlar şuna dikkat edin. Burada Kars İslam Şurası Cenubi Garbi Kafkas hükümetini kuruyor. Ne demek bu? Yani orada yerel bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Bir yönetim kuruyorlar. Cenubi Garbi Kafkas hükümetini kuruyorlar. Ama daha sonra arkadaşlar Ermenilerce Kars işgal edilince Cenubi Garbi Kafkas hükümeti ne olmuş? Yıkılmış diyebiliriz. Anlaştık mı? O zaman ilk yararlı cemiyet Kars İslam Şurası. Kime karşı kuruldu? Ermenilere karşı kuruldu. Ya da Cenubi Garbi Kafkas hükümetine aşağıda verilen cemiyetlerden hangisi kurdu? Kars İslam Şurası kurdu. Bitti. Bu kadar. Yararlı cemiyet. Geldim. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Gözünü sevdiğim İzmir'i kim işgal etti? Yunanlılar. O zaman bu Yunanlılara karşı kuruldu. Yunanlıların nihai amacı ne? Megaloidea. Yani büyük fikir, büyük idea. Yani büyük Yunanistan'ı kurmak istiyorlar bu Yunanlılar, yani Rumlar. İşte İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti de Yunanlıların İzmir'i işgaline karşı kurulmuştur. Ve arkadaşlar dikkat edin, Batı cephesinde toplanan bazı kongreler var. Balıkesir Kongresi, Alaşehir Kongresi gibi. Bu kongrelerin toplanmasında da İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti etkilidir. Çünkü bu kongreler Batı cephesinde, İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti de Batı'da. Dolayısıyla bu kongreleri bunlar toplamıştır. İzmir sözcüğü var, müdafaa sözcüğü var. Zaten mantık kursana, İzmir'i hukuken müdafaa, yani savunma cemiyeti, gördün mü? Arkadaşlar yararlı cemiyettir. Geldik. İzmir Reddi İlhak Cemiyeti. İzmir'in ilhakını reddediyoruz cemiyeti, değil mi bu? Evet. Bak İzmir var zaten, yararlı cemiyet. Yunanlılara karşı kurulmuş çünkü Yunanlılar İzmir'i işgal etti. Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinde etkili, tıpkı İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti gibi, aynı arkadaşlar. Anlaştık mı? Aynı. Şimdi bakalım buraya. Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti. Ne var başında? Trabzon, il adı var. O zaman yararlı cemiyet. Evet. Şimdi arkadaşlar, Trabzon ve civarında Rumlar bir Pontus Rum devleti kurmayı amaçlıyorlar. Bakın, Trabzon, Samsun ve civarının içerisine alan bir Pontus Rum devleti kurmayı amaçlıyorlar. İşte arkadaşlar, Trabzon'u muhafaza etme cemiyeti olan Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti Pontus Rum devletinin kurulmasını engellemeye çalışıyor. Tamam, güzel. Ve arkadaşlar bunun içinde ne yapıyorlar? Erzurum Kongresi'nin toplanmasında etkili oluyorlar. O zaman baktım, Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti Karadeniz'de bir Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını engelledi, engellemeye çalıştı ve Erzurum Kongresi'nin toplanmasında etkili oldu. Geldim, Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Yani Şark Vilayetlerini, yani Doğu illerini hukuken savunma cemiyeti. 6 Doğu ilinden bahsediyor ya bu. 6 Doğu ilinde ne olacaktı? Ermeni devleti kurulacaktı. İşte bunu engellemek için kurulmuş bu cemiyet. Bakın, Ermeni devletini engellemeye çalıştılar diyoruz. Ve arkadaşlar şuna dikkat edin, bu da Erzurum Kongresi'nin toplanmasında etkili. O zaman yaz aklına. Erzurum Kongresi'nin toplanmasını sağlayan iki tane cemiyet var hocam. Bir tanesi Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Bir diğeri de Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti. Yukarıda size 1, 2, 3 diye verecek Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti.
Altında ikinci öncülde Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti, üçüncü öncülde Kilikyalılar Cemiyeti'ni verecek. Ve diyecek ki Erzurum Kongresi'nin toplanmasında yukarıda verilen cemiyetlerden hangileri etkilidir? 1 ve 2. Yani Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti ile Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti etkilidir diyeceğiz. Peki bakın bunları ortak bir amacı var. Ortak amaçları ne? Şark Vilayetleri'nde Ermeni Devleti'nin kurulmasını engellemeye çalışıyorlar. Karadeniz'de ise Pontus Rum'un engellenmeye çalışıyorlar. Pontus Rum'u engellemeye çalışıyorlar. İşte o yüzden arkadaşlar bu ikisi Erzurum Kongresi'ni toplamışlar diyoruz. Peki bu Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile ilgili nasıl soru gelir hocam? Bak hadisat, albayrak ve Le Pais diye yayın organları var. Bakın arkadaşlar hem içeride hem dışarıda yabancı yayın organları yapmışlar bu adamlar. Gazeteler çıkarmışlar. Bu gazetelerle işgallerin haksızlığını bütün dünyaya duyurmaya çalışıyorlar. O yüzden şunu bileceğim. Erzurum Kongresi'nin toplanmasında etkili olan, bunun yanı sıra Altı Doğu ilinde bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemeye çalışan, Le Pais, Hadisat, Albayrak gibi gazeteleri çıkaran cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti'dir kardeşim. Bu kadar. Hocam Şark Vilayetleri diyor. Şark ne demek? Doğu. Arkadaşlar il, ilçe, bölge adı varsa ne demiştim ben? Yararlı cemiyettir dedim. Bak Doğu. Demek ki yararlı cemiyet. Hadi oradan çıkaramadım müdafaa diyor zaten. Yararlı cemiyet. Geldim buraya. Milli Kongre Cemiyeti. Ya müthiş bir cemiyet ya bu. Doktor Esat Işık diye bir adam var başlarında. Diyor ki Doktor Esat Işık, kardeşim benim elim silah tutmaz. Benim silahım kalemimdir. Ben savaşarak değil ama, yani kurşun sıkarak değil ama basın yayın yoluyla mücadeleyi amaçlıyorum diyor. Yani ben bölgesel değilim. Ben ulusalım diyor. Dikkat edin. Milli Kongre Cemiyeti Doktor Esat Işık liderliğinde kurulmuştur. Ve arkadaşlar kurşunla değil basın yayın yoluyla mücadeleyi amaçlamıştır. Ve arkadaşlar yine dikkat ediyorum. Bütün cemiyetler bölgeselken Milli Kongre Cemiyeti bölgesel değildir. Ulusaldır. Ve bu Doktor Esat Işık dediğimiz adamın bir raporu var. Raporun adı ne hocam? O da kolay. Doktor Esat Işık raporu. İşte bu Doktor Esat Işık raporunda Kuvayi Milliye tabirini ilk kez kullanıyor bu Doktor Esat Işık dediğimiz adam. Kuvayi Milliye tabirini ilk kez kim kullanmış? Doktor Esat Işık. Nerede kullanmış? Doktor Esat Işık raporunda. Doktor Esat Işık kim? Milli Kongre Cemiyeti'nin kurucusu. Geldim buraya. Kilikyalılar Cemiyeti. Hocam bu ne bölge adı, ne il adı, ne ilçe adı, değil mi? Bu ya o zaman bu zararlı cemiyet. Hayır kardeşim. Kilikya dediğin yer senin Adana ve Çukurova civarının eski adıdır. Yani yine bir il, ilçe, bölge adı mı verilmiş? Evet. Bak. Adana ve Çukurova civarında Fransız ve Ermenilere karşı kurulmuştur. Nerede? Adana ve Çukurova civarında. Fransız ve Ermenilere karşı kurulmuştur. Ve arkadaşlarım, milli mücadelenin son kongresi olan Pozantı Kongresi'ni de yine Kilikyalılar Cemiyeti ne yapmıştır? Toplamıştır diyebiliriz. Şimdi devam edeceğiz. Arkadaşlar bir bakalım. Şimdi baktığımızda burada ne var? Yine yararlı cemiyetlerden devam ediyorum ama bu defa Anadolu Kadınları Müdafaa Hukuk Cemiyeti diye bir cemiyet var. Bu neymiş ya, Anadolu Kadınları? Arkadaşlar milli mücadele olmasaydı, gözünüzü seveyim, milli mücadele içerisinde kadınlar olmasaydı kazanılabilir miydi milli mücadele? O kadar çok yerde, o kadar kilit görevler yapmışlar ki. Tayyar Rahmiye gibi, Gördesli Makbule gibi, Kılavuz Hatice gibi, değil mi? Kara Fatma gibi bu kadınları nasıl unuturuz? 93 Harbi'nde Nene Hatun'u nasıl unuturuz? Arkadaşlar bizim kadınlarımız toplumumuzun yapı taşıdır, temel taşıdır. Ve bizim kadınlarımız gerçekten dünyada parmakla gösterilebilecek kadınlardır. Çünkü bu ülkenin en iyi noktalarında, en iyi gelişimlerini sağlatan kadınlarımız var bizim. O yüzden buradan kadın arkadaşlarıma sesleniyorum. Rica ediyorum sizden. Sizler bu toplumun yapı taşısınız. Evet. Erkekler de okumalı. Evet onlar da meslek sahibi. Evet onlar da çok iyi ama bir kadının daha iyi yerlerde olması bizim için son derece önemli. Çünkü kadın bu toplumun yapı taşı kardeşim.
Lütfen. Onlar iki kat daha mücadele etsinler, olur mu? Size çok ihtiyacımız var. Şimdi baktığımızda Anadolu Kadınları Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Kim kurdu ya hocam bunu? Bak bunu Sivas Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal Atatürk Sivas valisinin eşi olan Melek Hanım'a rica ediyor. Diyor ki Melek Hanım'a, ya bizim kadınlarımız müthiş yerlerde müthiş işler başarabiliyorlar ama bir kadın cemiyetimiz yok diyor. Ben bu görev için hazırım diyor Melek Hanım ve Anadolu Kadınları Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kuruyor. İşte o Melek Hanım arkadaşlar, Sivas valisinin eşi. Gelelim Trakya Paşaeli Cemiyeti'ne. Ya kim kurdu bunu? Ya bunu kuran adama bir baksanıza. Cafer Tayyar Paşa kurdu bunu. Cafer Tayyar Paşa kurdu. Bakın Trakya ve civarının, Doğu Trakya'nın Yunan işgalinden kurtarılmasını amaçladı bunlar. Edirne ve Lüleburgaz kongrelerini düzenlediler. Yahu Edirne ve Lüleburgaz zaten Trakya'da değil mi? Evet. Arkadaşlar bunları düzenleyecek olan elbette Trakya Paşaeli Cemiyeti olur. Kars İslam Şurası mı olacak? Tabii ki Trakya Paşaeli. Hocam burada bölge adı var. Var. O zaman yararlı cemiyet. Devam edelim. Mimmim grubu. Bakın arkadaşlar, Anadolu'ya gizli yollarla insan, silah ve cephane taşıyan gruptur Mimmim grubu. Karakol cemiyeti. Bunlar da Kara Vasıf liderliğinde Anadolu'ya insan, silah ve cephane taşıyorlar yine Mimmim grubu gibi. Ama bakın, Mimmim grubuyla Karakol cemiyetini ayırt edeceğiniz temel nokta Kara Vasıf'tır. Kara Vasıf varsa Karakol cemiyeti. Bak kara. Anlaştık mı? Oradan çıkarın. Arkadaşlar, yararlı cemiyetleri gördük. Bir kez daha söylüyorum. İl, ilçe, bölge, muhafaza, müdafaa, milli sözcüklerini görüyorsanız yararlı cemiyettir kardeşim. Güzel. Şimdi gelelim arkadaşlar şifrenin şu kısmına. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler. Anlamıyorsan sana verilen cemiyeti azınlıkların kurduğu zararlı cemiyettir. Pontus Rum, Hınçak, Taşnak, Makabi İsrailit ya da arkadaşlar Mavri Mira. Sen biliyor musun bunları? Bilmiyorsun. Bilmiyorsan azınlıkların kurduğu zararlı cemiyettir değerli kardeşim, bu kadar. Geri kalanlar da Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler. Şimdi arkadaşlar geldik zararlı cemiyetlere. Bak, zararlı cemiyetleri ikiye ayırıyorum. Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler ve azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler. Bazen soru bize Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler demez. Milli varlığa düşman cemiyetler der. Aynı şeydir. Baktığımızda Teali İslam Cemiyeti. Şimdi Teali İslam, bak ne diyor, İslam var değil mi burada? Diyor ki kurtuluş, yani düşman işgalinden kurtuluş ancak İslamcılık ve ümmetçilikle olur. Ama bu milli mücadele içerisinde bulunan kişiler İslam'ı ve ümmetçiliği istemiyorlar. O yüzden biz milli mücadeleye karşıyız diyor bunlar, Teali İslam Cemiyeti. Anlaştık mı? Aldım bunu kenara. Sulh ve Selamet Osmaniye Fırkası. Bak hiçbir şey bilme, şurayı açalım. Diyor ki sulh ve selamet ancak Osmanlı Devleti ile olur diyor. Bu milli mücadeleciler düşmanı temizledikten sonra Osmanlı'yı yıkacaklar. O yüzden ben milli mücadeleye karşıyım diyor bunlar. Sulh ve selametin Osmanlı ile olacağına inandıkları için milli mücadeleye karşılardır. Çünkü milli mücadelecilerin Osmanlı'yı yıkacağını düşün diyorlar o yüzden. Gelelim İngiliz Muhipleri Cemiyeti. Yani İngiliz Severler Cemiyeti. İçimizdeki düşmanlar. Bu çok acı, biliyor musunuz arkadaşlar? Bak, dışarıdaki düşmanı yemin ederim yenmek çok kolaydır. Ama kapı içeriden kilit tutmaz. Bak bakalım. Teali İslam, Sulh ve Selamet Osmaniye, İngiliz Muhipleri, Wilson Prensipleri. Ya azıcık da bize güvenseydiniz ya. Azıcık da bize güvenseydiniz. Olmaz mıydı yani? Bakın arkadaşlar, İngiliz Muhipleri Cemiyeti. Damat Ferit liderliğinde. Hain damat Ferit Paşa. Yemin ederim benim milli mücadele süreci içerisinde gördüğüm en hain adam ya bu damat Ferit Paşa. Arkadaşlar, adamın hainlik katsayısı çok yüksek. Adam o kadar hain ki ben hiç onun kadar hain adam görmedim. Hatta bu adam hıyaneti vataniye kanunuyla, yani vatana ihanet için çıkarılan, onları yargılamak için çıkarılan kanunla gıyaben yargılanan ilk insandır damat Ferit Paşa. İngiliz Muhipleri Cemiyeti. Yani biz İngilizleri seviyoruz. İngilizlerin manda ve himayesine girelim diyerek istiklali,
bağımsızlığı feda etmeyi kendi rahatlarına değişen insanlar bunlar, İngiliz Muhipleri Cemiyeti. Gelelim Wilson Prensipleri Cemiyeti. Burada maalesef Halide Edip var arkadaşlar. Ama sonradan Halide Edip tabii milli mücadeleye inanacak ve bu yolda çok önemli şeyler yapacak. Onu damat Ferit gibi tabii ki kötülemeyeceğim. Wilson Prensipleri Cemiyeti. Wilson Prensiplerini kim yayınladı? ABD. Evet, ABD. Arkadaşlar bunlar da ABD mandatı himayesine girelim diyenler. O yüzden milli mücadeleye karşı çıkıyorlar. Bunlar da İngiliz mandatı himayesine girelim diyorlar. O yüzden çıkıyorlar zaten. Gelelim Nigehban Cemiyeti'ne. Hani bir Balkan Savaşları vardı. Balkan Savaşları'nda bazı askerler ordudan atılmıştı. İşte o ordudan atılanlar tarafından kuruldu bu Nigehban Cemiyeti. Mustafa Kemal bunlara çok ağır sözler söylüyor arkadaşlar. Yani hırsızlık gibi vesaire vesaire sebeplerden ya da savaştan kaçmak gibi sebeplerle ordudan atılan insanlar şimdi gelmişler milli mücadeleyi kötülüyorlar diyor Nigehban Cemiyeti için. Haklılık payı da yok değil Mustafa Kemal Paşa'nın. Balkan Savaşları'nda ordudan atılanlar kurdu bunu. Kürt Teali Cemiyeti. Biz bağımsız Kürt devletini kuracağız deyip milli mücadeleye karşı çıkıyor. Kürt Teali Cemiyeti zaten belli yani direkt adından. Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Ya yemin ederim var en saçma bunlarınki. Neden biliyor musunuz? Bunlar ne diyor? Şimdi önceden İttihat ve Terakki Cemiyeti vardı. İttihat ve Terakki Fırkası vardı. Ona muhalif olarak da Hürriyet ve İtilaf Fırkası kuruldu. Bunu örneğin AKP ile CHP gibi düşünebilirsiniz, tamam mı? Hürriyet ve İtilaf Fırkası diyor ki ben diyor İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne muhalif olarak kuruldum. Tamam. Şimdi milli mücadele içerisinde bulunan Mustafa Kemal Paşa ve yanındaki tayfası İttihat ve Terakkicidir. O yüzden ben İttihat ve Terakki'ye karşı olduğum için, onlar da İttihat ve Terakki içerisinde bulundukları için milli mücadeleye karşıyım diyor. Ya sen zaten gelme kardeşim. Sen gelmemek için bahane arıyorsun, sen gelme zaten. Arkadaşım, senin siyasi emellerin yüzünden milli mücadeleye karşı olman çok saçma. Ki Mustafa Kemal Paşa gibi kişiler İttihat ve Terakki içerisinde bulundular, bulunmadı değiller. Ama daha sonra o süreçten ayrıldı bunların hepsi. Ve sen zaten ayrılmasalar bile senin idealin ülkenin kurtuluşu olmalı. Ben mi yanlış düşünüyorum? Yoruma yazar mısınız? Milli mücadele liderlerini iddiatçılıkla suçlayıp milli mücadeleye karşı çıkan kişilerdir Hürriyet ve İtilaf Fırkası değerli dostlarım. Bunlar da tamam. Şimdi gelelim azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlere. Bak Pontus Rum Cemiyeti. Karadeniz'de Pontus Rum Devleti kurmayı amaçlıyorlar, gayet belli zaten. Merzifon Amerikan Koleji'ni de merkez olarak belirliyorlar. Oradan teşkilatlanıyorlar. Merzifon nerede diyenler olabilir. Nerede Merzifon? Hatırlayamadınız değil mi? Amasya'nın sol altında. Etnike Eterya Cemiyeti. Arkadaşlar bu Filike Eterya'nın devamı niteliğinde Megalo Idea, yani Büyük Yunanistan'ı kurmak istiyorlar bunlar. Yani bakın bu da Mavi Mira'da, Korgos'ta birer Yunan cemiyetidir. Bakacağız şimdi. Etnike Eterya Büyük Yunanistan'ı, yani Megalo Idea'yı kurmak istiyor. Mavi Mira. Kara gün anlamına gelir. Bakın Mavi Mira sözcüğü kara gün anlamına gelir. Onlar da Büyük Yunanistan'ı kurmak istiyorlar. Kordos Cemiyeti Pontus Rum Devleti için bölgedeki Rum nüfusunu arttırmaya çalışıyorlar. Yani bunlar da Karadeniz'de ne yapmaya çalışıyorlarmış? Pontus Rum Devleti'ni kurmaya çalışıyorlarmış. Bak Pontus Rum Cemiyeti, Etnike Eterya, Mavi Mira ve Kordos Cemiyeti. Bunlar Rum, yani Yunan cemiyetleridir. Hınçak ve Taşnak ise nedir arkadaşlar? Ermeni cemiyetidir. Ermeni. Bunlar ne istiyor? Büyük Ermeni devletini kurmak istiyor. Bir de Alyans İsrailit var. Yani Makabi cemiyeti olarak da geçer. Bunlar da Yahudilerin emellerine ulaşması için çaba gösteren cemiyettir. Yahudiler ne istiyordu bu dönemde? Kutsal bölgelere, Filistin bölgesine yerleşmek istiyorlardı. İşte kurdukları cemiyet de Alyans İsrailit cemiyetidir. Bak değerli kardeşim, şuraya kenara, şöyle kenara geçeyim. Sen burayı bir güzelce al. Ekranı güzelce bir al burada. Aldın mı? Aldın mı? Almışsındır artık. Bir de Melike bu kamerayı alır mısın bize? Bu tarafı da tam olarak iyi bir şekilde alsın arkadaşlarımız.
Yorumda bana kızıyorlar sonra. Tamam. Şimdi tekrar bu kameraya al. Ben birkaç şey söylemek istiyorum. Gözünün içine baka baka konuşuyorum. Beni dikkatle dinle. Eğer soruda sana milli muhafaza müdafaa gibi sözcükler veriliyorsa ya da il, ilçe, bölge adı veriliyorsa yararlı cemiyet. Koydun kenara. Zararlı cemiyetler ikiye ayrılıyor. Bir tanesi azınlıkların kurduğu, bir tanesi Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler. Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlerin diğer adı da milli varlığa düşman cemiyetler. Şimdi azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetleri nasıl anlayacaksın? Anlamadığında o onlarındır. Neyi anlamıyorsun? Mavri Mira, Pontus Rum, Allianz İsrailit, değil mi? Hınçak Taşnak. Bunların ne anlama geldiğini bilmiyorsun. O yüzden bunlar azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerdir. E hocam Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler, geri kalanlar da Türklerinki oluyor zaten. Anlaştık mı? Arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bence iyi hallettik burayı diye düşünüyorum. Burası çok böyle zor halledilen bir yermiş sanki. Çünkü bana sürekli o yüzden mesaj geliyor. Bir de benim YouTube kanalımda da ben bununla ilgili kısa bir video çekmiştim. Bunun çok daha ayrıntısız haliydi. Oradan da anladım aslında bayağı yorum gelmiş, bayağı beğenilmiş. O yüzden burada böyle bir anlatım tekniği uyguladık. Umarım beğenirsiniz değerli dostlarım. Arkadaşlar şimdi de önemli Osmanlı hükümetlerini göreceğiz. Kendi öğrenciliğimden de biliyorum. Önemli Osmanlı hükümetleri ve hangi hükümetin döneminde hangi gelişmenin yaşandığı sürekli olarak sorularda karşımıza geliyor ve açıkçası kafada karıştırıyor. İşte bu duruma son vermek için biz bunu hem kendi kitabımıza ekledik bu şekilde tablo olarak hem de burada sizlere sunacağım. Baktığımızda önemli Osmanlı hükümetleri mesela arkadaşlar. Ahmet İzzet Paşa hükümeti denilen bir hükümet var. Bu Ahmet İzzet Paşa hükümeti döneminde Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Şimdi Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan kim? Rauf Orbay. He tamam. Ama Ahmet İzzet Paşa kim hocam o zaman? İşte bu o dönemdeki hükümet. Yani bu o dönemdeki başbakan olan kişi, başbakanlık görevinde bulunan kişi. Ahmet İzzet Paşa. Koydum kenara. Bakalım. Damat Ferit Paşa hükümeti. Hangi damat Ferit Paşa? Bu hain damat Ferit Paşa. Yazacağım buraya, bana sakın kızmayın. O hainlik yaparken utanmadıysa ben buraya yazarken niye utanayım? Bakın arkadaşlar, damat Ferit Paşa hükümeti döneminde Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, yayınladığı rapor, ilk rapor, Milli Mücadele'nin Samsun raporu, Havza Genelgesi, Milli Bilinci Uyandırma Yönelik ilk genelge, Amasya Genelgesi, Milli Mücadele'nin amaç, gerekçe ve yönteminin ortaya koyuldu. Erzurum Kongresi, doğudaki cemiyetler birleştirildi. Toplanış açısından bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusal kongredir Erzurum Kongresi. Sivas Kongresi, hem toplanış açısından hem aldığı kararlar açısından ulusal kongre. Ve Paris Barış Konferansı. Hani şu 1. Dünya Savaşı'nda yenilince, yenilen devletlerle yapılacak olan barış antlaşmalarının şartlarının belirlendiği konferans. İşte bunların tamamı hain damat Ferit Paşa hükümeti döneminde yaşanmış. Sonra biraz daha vatansever bir adam geliyor. Kim o arkadaşlar? Ali Rıza Paşa hükümeti. Amasya görüşmeleri bu dönemde yapılıyor. Ki burada İstanbul hükümeti ilk defa temsil heyetini tanıyor. Amasya görüşmeleri bu dönemde. Seçimlerin yapılması ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması bu dönemde. Ali Rıza Paşa'da. Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi yine bu dönemde. O zaman ben Ali Rıza Paşa'ya vatansever yazarım arkadaşlar. Ama daha sonra Avrupalı devletler, yani işgalci güçler, Ali Rıza Paşa'nın vatansever olduğunu anladığında Osmanlı'ya baskı yapacaklar. Onun indirilmesini sağlayacaklar. Yerine kim gelecek? Yerine o dönemde, Ali Rıza Paşa döneminde Bahriye Nazırı olan Salih Paşa gelecek. Bu dönemde İstanbul işgal edilecek. Son Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtılacak bakın. Ama yine bu adamda vatansever tavırlar takınınca İtilaf Devletleri bunu da istemeyecekler. Vatansever olmayan biri lazım İtilaf Devletleri'ne. Kim o? Damat Ferit Paşa. Arkadaşlar Damat Ferit Paşa hükümeti yeniden kurulacak. İtilaf devletleri bu adamın geçmesi için baskı yapacaklar. Damat Ferit Paşa hükümeti kurulacak. Fakat bu dönemde milli mücadele ruhuyla biz 1. TBMM'yi açacağız. Ve Sevr Anlaşması da yine bu dönemde Saltanat Şurası tarafından onaylanacak. Sevr Anlaşması'nı onaylayanlar Saltanat Şurası'dır.
Bu saltanat şurasını da toplayan yine hain damat Ferit Paşa'dır. Daha sonra arkadaşlar Tevfik Paşa hükümeti kurulacak. Tevfik Paşa hükümeti döneminde muharebeler dönemi. 1. İnönü, 2. İnönü, Eskişehir-Kütahya savaşları, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Tarlus savaşları yapılacak. Londra konferansı yapılacak. Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanacak. Ve saltanat 1922 yılında kaldırılacak. Saltanat kaldırılınca Osmanlı Devleti resmen son bulacak mı? Son bulacak. O zaman Osmanlı Devleti'nin son hükümetini kim kurmuş? Tevfik Paşa kurmuş arkadaşlar. Bu da son hükümet liderimiz olacak değerli arkadaşlarım. Bu da bu kadar. Şöyle çekileyim, iyi şekilde ekranınızı alın siz. Değerli arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ederim.